Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Esselamu Aleyküm değerli Rehber TV izleyicileri. Her hafta farklı konu ve konuklarıyla karşınızda olduğumuz Hanımlar Rehberi programında bugün Hüda Apar Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Sema Yerer Hanımefendi konuğumuz. Bugün Hüda Apar'ın aile kurumunun çözülmesindeki temel nedenlerini, bakış açısını konuşacağız. Ve toplumsal yozlaşmaya doğru giden toplumumuzda Hüda Apar'ın çözüm önerileri nelerdir? Neden böyle bir şekilde toplum yozlaştırılmaya götürülüyor? Ve erken evlilik, İstanbul Sözleşmesi'ne bakış açıları ve önerileri nelerdir? Kabul ediliyor mu, edilmiyor mu ve zararları, topluma zararları nelerdir? Aileye zararı, kadına zararı nedir? Bunları konuşacağız inşallah. Bereketli ve bol istifadeli bir program olması niyetiyle Bismillah diyelim. Hoş geldiniz Sema Hanım, nasılsınız? Hoş bulduk, elhamdülillah iyiyim. Size de hayırlı yayınlar, hayırlı güzel programlar olması dileğiyle inşallah. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Hoş geldiniz tekrardan. Sizleri burada görmek bizleri sevindiriyor. Sema Hanım, biliyoruz ki şu an toplumda büyük bir yozlaşma, aileye karşı bir cephe alınmış gibi, yani onu tarumar etme, dağıtma üzerine sanki bir cephe alınmış ve ciddi anlamda sanki aile dağılırsa bireyler birbirinden uzaklaşır, birbirine kin ve nefret uyandırılırsa sanki başarılacaklarmış gibi hissediliyor. Artık biz bunu görebiliyoruz. Aileye karşı büyük bir yaptırımlar var, büyük bir çalışma var yozlaştırmaya dair, dağıtmaya dair, bozmaya dair. Aile kurumunun çözülmesindeki peki temel sebebi nedir? Yani temel etkenler nelerdir? Nasıl bakıyorsunuz siz bu duruma? Buyurun. Öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Ailenin bir toplum için nedenli, önemli, nedenli, kıymetli olduğuyla başlamak istiyorum. Şimdi bir toplumda ilişkileri belirleyen, toplumun yapısını oluşturan belli başlı kurumlar vardır. Toplumdaki bu kurumların her birinin ayrı rolleri, fonksiyonları vardır. Bu hani eğitim kurumundan tutun yönetimi elinde bulunduran siyasi kurumlara kadar topluma yön veren, toplumun gelişmesini, güçlenmesini sağlayan kurumlardır bunlar. Bunların arasında aile kurumu önem bakımından ilk sıralarda yer alır. Aile psikolojik, biyolojik ve ekonomik yönleriyle sevinçlerin, hüzünlerin, yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun bir şekilde yaşandığı, geçmişten ta günümüze kadar meydana gelmiş maddi ve manevi bütün değerleri kendinde barındıran ve kendinden sonraki kuşaklara aktaran çok önemli bir kurumdur. Evet. Toplum için gerçekten büyük bir öneme sahip. Evet, toplumun, hani bu çok söylenen bir söz ama ben de söylemek istiyorum. Toplumun mihenk taşı, toplumu temeli, toplumu ayakta tutan bir kurumdur. Şimdi geçmişten ta günümüze kadar hani ülkemizde, Türkiye'deki aile yapılarına baktığımız zaman bir takım aile yapıları, bir takım fonksiyonlarını yitirmekle karşı karşıya yitirmiş durumda. Aslında buna rağmen aile kurumu ayakta kalmak için mücadele veriyor. Aile kurumu hala kendi fonksiyonlarını, asli fonksiyonlarını devam ettirebilmek için bir mücadele içerisinde. Aile dedik ya, çok önemli. Cemiyet hayatının temelini teşkil ediyor aile. Hani bu bakımdan korunması gerektiğine inandığımız ve bunda hiçbir şüphenin olmadığına inandığımız bir kurum. Aile asla vazgeçilemeyen, korunması gereken kutsal bir kurumdur. Evet. Toplumlarda istikrar için aile kurumunun korunması şarttır. Hani toplumlar eğer aile kurumlarını koruyamazlarsa geleceğe dair endişeye baş gösterecek. Evet. Endişeler olacak. Aile kurumu dağıldığı zaman, çözüldüğü zaman toplumlar da çözülür. Toplumlar da dağılır ve toplumlarda yok olma ihtimali daha çok
baş gösterir. Evet. Tabii ki toplumlarda süreklilik esastır. Bunun için de aile kurumunun hem devletin uzun ömürlü olması hem de bireylerin daha sağlıklı olabilmesi için aile kurumunun korunması, aile kurumunda huzurun, istikrarın olması şarttır. Evet. Bunun mutlaka olması ve bunun hem devlet tarafından, hükümet tarafından, hı-hı, hem de bireyler tarafından bilinmesi gereken, hı-hı, önemli bir nokta. Bana göre aile kurumunun bir an önce korunması, dış mihrakların oyununa gelip de aile kurumumuzu dağıtmak isteyen, bölüp parçalamak isteyen dış yapılara karşı mümkün mertebe, evet, bir koruma altına alınması ve dört elle aile kurumumuza sarılmak gerekir. Buna, evet, inanıyorum. Çünkü gün geçtikçe toplumda suç işleme oranları yükseliyor. Hı-hı. Hat safhada. Hı-hı. Madde bağımlılığı, yalan, küfür, davranış bozuklukları, bunların hepsi işte gün geçtikçe kaybetmiş olduğumuz değerlerden kaynaklı. Aile kurumu gün geçtikçe yok olmaya doğru gidiyor. Hı-hı. Ama biz aile kurumu parçalanırken aynı zamanda biz gerçekten değerlerimizi de yitirdiğimizin farkına, evet, varmamız lazım. Hı-hı. Zaten yapılmak istenen aslında bu. Hı-hı. Ailesiz bir toplum. Evet. Bu suçlara karışan kişilerin de yine aileden uzak, sokakta yaşayan, bireysel hayatına devam etmeye çalışan gençlerin daha çok düştüğünü, madde bağımlılığına daha çok düştüğünü, psikolojik rahatsızlıklara daha çok kapıldığını görebiliyoruz aileden. Çünkü aile onarıcı olduğu için aileden kopan çocuk maalesef ki kendini bir uçurumun başında buluyor. Hem psikolojik olarak, hem manevi olarak, hem depresifliğe düşebiliyor. Yani aileden koparılan nesil bu işte. Hani görmemiz gereken, varacağımız nokta da bu olacak maalesef. Eğer önüne geçilmezse, değil mi? Önüne geçilmez ise ne yazık ki zaten şu an toplumda suç işleme potansiyeli en yüksek olan kesim sevgisiz, evet, bir ortamda yetişmiş, büyümüş çocuklardan oluşuyor. Evet. Bunu araştırıp baktığınız, hı-hı, zaman gerçekten de bir bağımlı veya çeşitli çetelere, suçlara karışmış insanlar, ailesiz büyüyen, hı-hı, çocuklar veya sevgisiz büyüyen çocuklar, bana göre, hı-hı, ben buna da çok önem veriyorum. Evet. Aile içerisinde sevgi de çok önemli aileler içerisinde. Çünkü aile belki bir aradadır fakat aile içerisinde bir sevgisizlik, bir çatışma söz konusudur. Hani karşı, hani eşler hani birbirinin dayanağı değil de birbirinin rakibiymiş gibi davranınca bir evin içerisinde o ortamda büyüyen çocuklar da dolayısıyla hani sevgisiz büyüyorlar, hırçın büyüyorlar ve sevgiyi dışarıda arıyorlar. Evet, hani çünkü o doyuma ulaşamıyor evde. Evet. Dolayısıyla dışarıda da maalesef dışarısı da çok güvenli değil. Hı hı. Suç işleme oranları hat safhada, uyuşturucu kullanım yaşı ta 10'ları 12'lere kadar düştü. Maalesef. Hani biz bugün ciddi bir problemle karşı karşıyayız ve bunun mutlaka çözülmesi lazım. Evet. Bunun mutlaka tedbirlerinin alınması lazım. Evet. Kesinlikle. Peki dedik ki aile çok önemli. Bunun korunması gerekiyor. Sizin konuşmalarınızdan da şunu çıkardım. Devlet eliyle de, aile büyüklerinin eliyle de korunma mekanizması güçlendirilmesi gerekiyor. Yani anne baba da uyanık olacak dışarıya göre. Dışarıya karşı çocuklarını koruyacak, onlara muhabbet besleyecek, sevgi besleyecek ama devletin eliyle de bu olması gerekiyor diyorsunuz. Tabii mutlaka bunun olması lazım. Zaten bu sorunlar hani gerek bağımlılık konusu olsun, gerekse böyle hani boşanmış aileler olsun, suç işleme potansiyeline sahip gençlerin, çocukların varlığı, bu sadece hani bir bölgeyi ilgilendirmiyor, bir ülkeyi ilgilendirmiyor. Aslında global manada, hı hı, bütün bir dünyanın bir sorunu, bir problemi. Evet. Bana göre bunu göz önünde bulundurarak bu noktada gereken çalışmalar yapılmalı, gereken tedbirler alınmalı. Hani aile kurumu
çok ciddi bir şekilde koruma altına alınırsa bu tür şeylerin önüne geçebileceğine inanıyorum. İnşallah. Çünkü insan ancak en çok mutlu, huzurlu olduğu yerde kendini güvende hisseder. Kendini işte hani dayanak olarak anne babasını görürse dışarıdaki bu kötü alışkanlıklara, zararlı alışkanlıklara, kötü çevrelere çok fazla bir şey beslemeyecektir. Evet. Yani mümkün mertebe bence herkes kendi çapında, kendi çocuğuna sahip çıkmalı. Aynı zamanda bu sadece kendi evi içinde geçerli olmasa gerek. Çünkü ben kendi evimde çocuğumu beslerim, büyütürüm ama ne yaparsanız yapın belli bir yaşa kadar siz o çocuğu evde tutabilirsiniz. Evet. Belli bir yaştan sonra ister istemez o çocuk topluma karışacak. Toplumun içinde yaşayacak. Siz onu soyutlayamazsınız toplumdan. Dolayısıyla sadece kendi aile kurumumuz, küçük çekirdek ailemizi korumak yetmiyor. Evet, evet. Yani kendi çekirdek ailemizi korurken aynı zamanda topluma da eğilmemiz, toplumun sorunlarıyla da ilgilenmemiz lazım. Toplumun da iyileşmesi gerekiyor yani. Evet. Bizim mutlu olabilmemiz evet, için. Evet. Peki boşanma oranlarının artması gündemde. Yani çok fazla boşanma oranları var. Yine kanalımızda da, gazetede de çokça yer veriliyor. Bu birebir sanki özendiriliyor mu? Ya da yaptırımlarla, gündeme getirilenlerle, örnek gösterilenlerle acaba boşanma oranı bu nedenle yükseliyor olabilir mi? Yani nedenleri nedir? Bu kadar boşanma oranının nedeni nedir? Yani iki kişi arasında süre gelen sorunlar yüzyıllardır var. Karı koca arasında çıkabilecek sorunlar, problemler. Ama bugün de neden bu kadar boşanma oranı arttı? Gerçekten bu da bizim yine kanayan yaralarımızdan biri. Boşanma oranları, hani istatistikler bunu gösteriyor. Her geçen gün boşanma oranları yükseliyor, evlenme oranları düşüyor ve evlilik yaşı yükseliyor. Hani bu gerçekten bizi böyle hem çok üzüyor hem de hayrete düşürüyor. Bunun birçok sebebi var aslında, bir sebebi değil. Şimdi her şeyden önce biz kendi değerlerimizden koptuk, kendi kültürümüzden uzaklaştık, batıya yönümüzü döndük. Yani aile kurumumuz batı kültür emperyalizminin etkisi altında kaldı. Genç kızlar, genç erkekler, delikanlılar evlenecekleri vakit beklentilerini belki de çok yüksek tuttular veya aile yapısı olarak kendi atalarını örnek almadılar da bugün aile olmayı bir türlü becerememiş, yapamamış, batıdan almaya çalıştılar. Bu da aile kurumuna büyük zarar veriyor. Büyük zarar verdi gerçekten ve tabii ki gençler evlendikleri vakit beklentilerini çok yüksek tutuyor. Örneğin izledikleri bu çok görkemli, şatafatlı dizilerden etkilenen genç kızlarımız beklentilerini çok yüksek tuttular. Evlendikleri vakitte hayal ettikleri şatafatlı, görkemli hayata ulaşamayınca sorunlar baş gösteriyor. Hani erkek bunu karşılayamayınca tabii ki eşler arasında bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Ondan sonra ver elini adliye, niye biz boşanacağız? Evet. Yani bu gerçekten insanı çok üzüyor. Yeteri kadar biz gençlerimizi eğitemedik mi? Yeteri kadar gençlerimizi doyuramadık mı? Her şeye madde nazarıyla mı bakmak lazım? Gençler artık tahammülsüz. Tabii ki bu demek değildir. Yani asla İslam dini boşanmayı yasaklamış diye bir şey yok. Fakat o evliliği devam ettirebilmek için gençlerin karşılıklı bir şekilde oturup konuşmaları, birbirlerini rakip olarak değil de birbirinin destekçisi olarak görmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu. Ama bunun haricinde aslında bunu tetikleyen
gençleri biraz daha cesaretlendiren nedenler bana göre ülkemizde uygulanan kadın politikaları. Ne yazık ki kadın politikaları hem aileyi koruyamadı, hem kadını koruyamadı, hem toplumda büyük tahribatlara yol açtı. Gençlerde, kadınlarda, çocuklarda psikolojik olarak çok büyük rahatsızlıklar yaşamakta. Bugün çünkü biz böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Örneğin hani bir telefonla eşim bana şiddet uyguladı diye biliyor hanımlar, gençler veya ailem veya babam bir telefonla hani fiziksel şiddet olmasa bile psikolojik şiddet nedir bu? Hani psikolojik şiddetin de hani çeşitleri vardır. Fakat bir kızım şunu giyme sana yakışmadı veya evladım şunu şöyle yapma olmadı demek bile bugün gençler için psikolojik şiddet olarak algılanıyor ve gerçekten de bu hem boşanmaları arttırıyor, hem anne baba, anne kız ilişkilerine, anne evlat ilişkilerine büyük zarar veriyor ve zedeliyor. Bana göre uygulanan politikalar gerçekten çok sıkıntılı. Hani bir telefonla eş evden uzaklaştırma alabiliyor. Evet. Eş evden uzaklaştırma alınca haliyle düşman oluyor yani. Bu tabii ki bileniyor, bilenerek geri geliyor. Yani eşim bana şiddet uyguladı, psikolojik şiddet uyguladı ve hoşlanmadığı bir davranış. Veya bunların hiçbiri olmasa dahi hani sıkıldım, bunaldım, dur ben azıcık şu eşi evden uzaklaştırayım düşüncesi bile var hanımlarda. Evet. Bir telefonla eşe uzaklaştırma veriyorlar. Peki eş evden uzaklaşınca ıslah olup mu geri geliyor? Hayır. Hayır. Islah olup geri gelmiyor. Daha da doluyor. Daha çok yani. Doluyor. Bileniyor. Eve geldiği zaman daha çok hırçın, daha çok öfkeli. Çünkü ben buna birebir şahit oldum. Birebir konuştuğum insanlar oldu. Bana gelenler oldu. Hani eş evden uzaklaştırma aldı. Peki dönüşü nasıl oldu diye soruyorum. Daha çok şiddete maruz kaldık. Daha büyük problemler ve boşanmayla sonuçlanıyor. Hani boşanmaların yani? Mantıken de böyle zaten. Evet, böyle olur zaten. Netice budur. Tabii ki. Tabii ki. Hani boşanmaların bunun gibi birçok sebebi var. Evet. Birçok nedeni var. Yani ben bir yerde okumuştum. Gece geç saatte nereden geldin dahi dese eşiniz size aslında psikolojik şiddet evet. uyguluyor. Evet. Yani neden bunu giydim, bunu giymeni istemiyorum ya da bu insanlarla bir araya gelip geç vakte kadar vakit geçirmeni istemiyorum bile dese o kişiyi evden uzaklaştırabilirsin ya da boşanabilirsin. Bu senin hakkın. Böyle bir fikir empoze edilen kadın zaten artık yani nasıl idare edecek? İşte boşanmaları kolaylaştırdılar. Evet, nasıl bir fedakarlık, o eş, evlilikte nasıl bir fedakarlık, nasıl bir uyum bekleyebiliriz ki zaten? Boşanmalar maalesef. Gün geçtikçe kolaylaşıyor. Böyle olunca evet. da aile kurumu büyük zarar evet. görüyor. Ve maalesef aslında zaten hani oynanan oyunlardan biri bu. Evet. Hani ailesiz bir toplum oluşturmak. Hani hedeflerini gün geçtikçe bana göre yaklaşıyorlar. İlk önce hani büyük aileler, hani eskilerde babaanneli, dedeli, amcalı, halalı büyük aileler yaşardı. O aileler hani böyle kırsal kesimde yaşayan insanlar, kırsal kesimden büyük kentlere göç edince hani haliyle çekirdek ailelere döndü. Ama çekirdek aileleri maalesef bizi korumak biraz daha güç, biraz evet. daha zorlaştı. Bu çekirdek aileleri, hedef aslında çekirdek aileleri dağıtmak, tek ebeveynli aile oluşturmak. Evet. Yani ya anneli ya babalı. Tabii ki o çocuk hani bir de anne baba evlenmiş, ortada çocuklar var. Çocuklar şimdi anneyle yaşadığı zaman bir baba figürü, baba fonksiyonu istiyor. Babayla yaşadığı zaman annenin yokluğunu hissediyor. Evet. Çünkü annenin yerini de doldurabilecek, babanın yerini de doldurabilecek başka bir insan yoktur. Evet. Bundan dolayı mümkün mertebe aileleri bir arada tutmak çok önemli. Hı hı. Şimdi tek ebeveynli aile aslında bana göre bir adım ötesi, bunun bir adım ötesi tek ebeveynli aile değil, ailesiz bir toplum oluşturmak. Amaç gaye evet. bu. Evet. İşte bu noktada herkesin uyanık olması lazım. Evet. Peki bu çözülmelere rağmen diyoruz ki aile önemsenmeli,
aile koruma altına alınmalı, değerleri, adetleri, ananeleri, kültürü, bunların hepsi zaten aileyle devam edebilecek. Yani toplumdan topluma aile sayesinde devam edebiliyor. Evet. Bu olmazsa hiçbiri olmayacak ve biz de bu mücadele devam etmeli diyoruz, aile korunmalı diyoruz. Bir de yuvasını kurmuş, gerçekten birbirini severek evlenmiş, küçük yaşta erken evlilik mağdurları var. Ailelerini geri istiyorlar, eşlerini geri istiyorlar ve cezaevinde olan eşlerini mağduriyetini yaşıyorlar çocuklarıyla, eşleriyle beraber. Yani buna, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu mağduriyeti çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Sosyal medyada yer yer gündeme alıyorsunuz, konuşuyorsunuz, sık sık mücadelesinde yer saf alıyorsunuz onlarla beraber. Ne söylemek istersiniz bu konu hakkında? Zaten bana göre en önemli ve gerçekten beni derinden yaralayan, çok üzen konulardan birisi bu. Hı hı. Şimdi gençler evlenmeye karar vermiş. Her iki tarafın, evet, rızası var. Hani her iki taraf evlenmeye canı gönülden razı. Ailelerin de bunda bir itirazı yok. Her iki taraf da kabul. Şimdi böyle nasıl desem, işte düğünlü, dernekli bir dünya evine giriyorlar. Evet. Bunlar evleniyor, bir müddet sonra işte sen kanunlara karşı geldin, yasaya karşı geldin, senin evlilik yaşın küçük, sen bu yaşta evlendin, sen suç işledin, eşi alıp cezaevine atıyorlar. Tabii ki bu beni çok fazla üzüyor. Bizi daha doğrusu, hı hı, biz bunu Hüdapar olarak hemen hemen her hafta demesem de mutlaka, hı hı, biz bunu gündeme alıyoruz. Çünkü onların yaşamış olduğu bu mağduriyetin kısa bir sürede giderilmesini istiyoruz. Şimdi hükümet tarafından böyle bir şey söylendi, böyle bir söz verildi. Fakat o mağduriyetler hala giderilmedi. Gençler bu noktada gerçekten çok büyük sıkıntılarla mücadele ediyorlar. Hı hı. Hanım evlenmiş, 2-3 çocuk sahibi olmuş. Aradan 8-10 yıl geçmiş. 8-10 yıl geçtikten sonra, evet, bir de hani kötü bir suçla hani cezaevine atılıyor. Hani istismar suçundan, evet, cezaevine atılıyor. İstismarcılarla aynı yerde kalıyorlar. Aslında bana göre burada bir de hükümet kendiyle de çelişiyor. İstismarcılarla aynı koğuşta kalan bir insan, sen özellikle bu pandemi döneminde eve gönderiyorlar, göndermişler. Mesela 2 ay, 3 ay veya daha uzun süre kalan da vardı. Hı hı. Eve bu süreci evde geçiren insanlar da oluyor veya izne geliyor, hı hı, cezaevinden. Hani bana göre bu insanlar suç işledilerse eğer, neden suç işledikleri kişinin yanına tekrar, mağdur olan kişinin yanına neden o insanı tekrar gönderiyorsunuz? Evet. Yani bu noktada bence hükümet kendisiyle çelişiyor. Bir taraftan sen o genç hanımı koruduğunu iddia ediyorsun. Diğer taraftan da onun mağduru olmuş hanımın yanına izni tekrar onu gönderiyorsun. Adresi de belli. Evet. Şimdi bu noktada bence iyileştirmelerin, düzeltilmelerin yapılması lazım. Bir çözüme ulaşması lazım. Fakat bu çözümün sadece geriye dönük olmaması lazım. Çok kapsamlı olması, evet, lazım. Ya da yani medeni kanunumuzda bir düzeltmenin olması lazım. Hı hı. Evlilik yaşının, özellikle hani biz bugün batıya bakıyoruz ya, hani yönümüzü döndük ya batıya, yıllardır kapısında bekliyoruz ya bizi alsınlar diye. Batıda bile evlilikler teşvik edilirken, evet, ne yazık ki bizim ülkede evli, kendi gönül rızasıyla
isteyerek, bile isteye evlenen gençlerin bu şekilde birbirinden koparılması büyük bir zulüm. Evet, hani orada genç hanımlar zaten psikolojik bir rahatsızlık yaşıyorlar. Toplum tarafından dışlanıyor bu aileler. Evet. Çocuklar da aynı böyle hani bir travma yaşıyorlar aslında. İleride telafisi mümkün olmayacak hasarlar bırakabilecek travmalar yaşıyorlar. Evet. Bu noktada yani dediğim gibi geriye dönük değil de kapsamlı bir düzenlemenin olması şart. Evet. Bu kaçınılmaz artık. Evet. Çünkü Avrupa'da dediğim gibi evlilikler teşvik edilirken bizim ülkede maalesef bunun önünü almaya çalışıyorlar. Şimdi bir de hayret ettiğim noktalardan birisi evlilik yaşı, evet 18'in doldurduysan tamam ben sana izin verdim. Sen git evlenebilirsin diyorsunuz, deniyor. Fakat 18'den küçük yaşta istediğin kadar gezip tozabilirsin, flört edebilirsin. Flört aslında hiç sevmediğim bir kelime ama bazen de kullanmak zorunda kalıyoruz. Bize ne kadar yabancı değil mi? Ne kadar soğuk bir kelime. Hani istediğin kadar gezebilirsin, tozabilirsin, eğlenebilirsin ama yuva kuramazsın. Evet. Aslında burada yine hedef aile kurumu. Aile kurumunu bitirmek, aile kurumunu yok etmek. Çünkü geçmişte biz bunların çok şeylerini de gördük. Bir de gerçekten bu ailelerin yaşamış olduğu sıkıntılar, ailelerin mesela cezaevinden çıkıp da gelen, vefat eden yine bir evlilik mağduru, yaşta evlenip de mağdur olan gençleri biliyoruz. Mağduriyetleri hala devam eden gençleri biliyoruz. Şimdi böyle yasalar gelip de hani bu gençlerimizi, hanımlarımızı koruyoruz diyorlar ya, bana göre öyle değil. Hanımlar dışarıda korunmasız, savunmasız kalıyorlar. Maddi manevi bir yoksunluk içerisindeler. Yani hiçbir şey onların o yoksunluğunu, o yokluğunu doyuramaz. Onların o eksikliğini gideremez. Maalesef maddi ve manevi birçok şeyle karşı karşıya kalıyorlar. Birçok sıkıntı yaşıyorlar. Bana göre bu hani kadınları korumak adı altında, hani derler ya aslında hani kader mahkumu diye, ben onları kader mahkumu demiyorum aslında, biraz da hani bir kademin mahkumu diyorum ben onlara, ne yazık ki. Çünkü gerçekten de onlar hani kadını bence korumuyorlar. Korumuş olsalardı bugün bir gencecik yaşta çoluk çocuğuyla eşini alıp da cezasız savunması bir şekilde bırakılmaması gerekirdi. Bu noktada umarım ki biz bunu sürekli dile getiriyoruz. Bizim hani genel başkanımızın Sayın Yapıcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı'yla olan görüşmelerinde, diğer siyasi partilerle olan görüşmelerinde genellikle bu genç yaşta evlenip de mağdur edilmiş gençlerimiz bizim gündemimizde. Dediğim gibi bizim kanayan yaramız, onlar sürekli bizim aklımızda. Umarım en kısa zamanda onların o mağduriyetleri giderilir de onlar da huzura ulaşırlar. Yani medeni kanuna göre şu an bize empoze edilen kadın hakları savunucuların da bas bas bağırdığı haklara göre büyük bir dengesizlik var. Bir kere bunu kafamızın bir köşesinde almalıyız yani. Televizyon programlarında kadın şiddeti uygulanırken, birçok şey iftirada bulunurken, yani program adı altında, programda canlı yayında şiddete uğruyor kadın. Orada bir şey yapılmıyor, göz yumuluyor. Ama dışarıda başka bir kadın mağdur, tacize uğruyor, şiddete uğruyor. Ölene kadar onun mağduriyeti dinlenmiyor. Öldükten sonra artık biz gazetelerden, televizyonlardan duyuyoruz. Yani böyle bir adaletsizlik maalesef ki var. Bir taraf çok fazla dikkat edilip mağdur edilirken aşırı derecede uzaklaştırma alınıyor, mağdur ediliyor. Haklı olduğu halde adam evden uzaklaştırılıyor. Bir tarafta da kadın çok mağdur, yardım talebinde bulunuyor, ilanlarda bulunuyor, başvurularda bulunuyor ama hala onun o çığlığına ses verilmiyor. Evet. Ciddi anlamda bir sistemde bir bozukluk var. Evet. Yani çark yanlış dönüyor. Kesinlikle yanlış dönüyor. Kesinlikle. Evet.
Bunun nedenlerinden biri de İstanbul Sözleşmesi. Evet. Evet, yürürlüğe girilmedi. Evet, birçok yayın organının, birçok partinin, gazetecinin İslami değerleri, ahlaki değerlere sahip dürüst kişilerin ses çıkarmasıyla beraber de bir yankı uyandırdı aslında. Ben bundan dolayı da feshedildiğini düşünüyorum. Yani biraz da olsa ertelendiğini düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi evet kaldırıldı ama sözde maalesef yaptırımları hala devam ediyor. Yani birçok yaptırım yasa olarak yürürlükte olmasa da yaptırımı hala devam ediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Buyurun. İstanbul Sözleşmesi bana göre aile kurumuna en büyük zararı veren sözleşmelerden biridir. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çektik. Fakat bu sadece hani bir şeyde kaldı. Yani bir imzayı geri çekmekle kaldık. Ama uygulama olduğu gibi devam ediyor. Evet. Yine toplumu tahrip ediyor. Yine aileleri yozlaştırıyor. Ve gerçekten aile kurumunu bana göre bitiren en tehlikeli sözleşmelerden biri. Bu Avrupa ülkelerinde bile kabul edilmeyen birçok ülkenin geri çekildiği bir sözleşme. Fakat şaşkınlıkla izliyoruz ki bizim ülkede sözleşmeden geri çekildi. Fakat sözleşmenin geri getirilmesi için başvurular var. Evet. Hala Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nde görülen İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesine yönelik bir dava söz konusu hala. Sonuçlanmadı. Fakat hani umuyoruz, diliyoruz inşallah hükümet tarafından alınan böyle bir hani sözleşmeden geri çekildiği, İnşallah vermiş oldukları bu kararın arkasında dururlar ve geri adım atmazlar. İnşallah. Çünkü aile kurumumuzu ciddi manada tehlikeye düşüren bir sözleşme, cinsiyetsiz bir toplum oluşturma çabası var. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin tamamı mı kötü derseniz, şimdi biz bunu daha öncesi söyledik zaten. Hani güzel yönleri var elbette. Fakat bizi bitiren, aileyi bitiren, bize yabancı, bizim değerlerimizle uyuşmayan maddeler var içinde. Hani neden biz kendi aile kurumumuzu korumak için kendi değerlerimizle, kültürümüzle, sosyolojik yapımızla uyumlu bir yasa çıkarmayıp da Avrupa'dan bu tür şeyleri ithal ediyoruz. Bize dayatılan şeyleri uygulamaya çalışıyoruz. Hani bana göre gerçekten de isabetli bir karar sözleşmeden geri çekilmek. Fakat üzüldüğüm nokta da hani sözleşmeden madem geri çekildik, bütün yönleriyle bu sözleşmenin hayat bulduğu alanlarda bunlar da yine geri çekilmeli. Özellikle bakın 6.284 no'lu yasa, kanun. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin uygulama alanı bulan bir yasa. Onun devamı niteliğinde. Onun hala yürürlükte olması, hala uygulanıyor olması bu bana göre aile kurumu için büyük bir facia. Evet. Toplum için büyük bir facia. Hani nasıl İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekildiysek eğer, İstanbul Sözleşmesi'nin devamı niteliğinde olan 6.284 numaralı kanunun da yasanın da iptal edilmesi lazım. Hani bu artık bir gerekliliktir, bir zorunluluktur. Çünkü toplumda istikrar istiyoruz, gelecek istiyoruz. Eğer sağlıklı bir gelecek, güvenli bir toplum için
çalışıyorsak eğer, bizim bu tür uygulamaları kaldırmamız lazım. Bu tür uygulamaları kendi ülkemizde uygulamamamız gerekir. Uygulama alanı bulmasınlar bunlar. Hani biz kendi kültürümüzle, kendi değerlerimizle, dini değerlerimizle, ki bazı hani şeyler var bizim hani kültürel değerlerimiz genellikle din kaynaklı, dinden beslenmiş, dinden alınmış çok güzel geleneklerimiz var. Hani en azından bunlara bağlı kalınarak aile kurumu korunmalı. Fakat İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi için harıl harıl bir çalışma var. Bir ifsat programı, ifsat durumu söz konusu ve bu gerek iktidar, gerekse hani iktidarın içerisinde olan çevreleri de kastediyorum. Hı hı. Bu noktada yoğun bir çaba içerisindeler ki bu sözleşme tekrar geri gelsin. Fakat bu bizim geleceğimizi gerçekten karartacak bir sözleşmedir. Evet. Bana göre uygulama alanı bulduğu her taraftan kaldırılmalı bu. Evet. Peki bununla beraber yine toplumu ifsad eden, yozlaştıran ahlaksız TV programlarımız devam ediyor. Ve RTÜK maalesef ki bunlara bir yaptırım vermiyor. Verdiği yaptırımlar da aslında onlara caydırıcı yaptırımlar olmuyor. Üstesinden gelebiliyorlar o yaptırımların, yani onları mağdur eden ya da onları, evet, vazgeçirebilecek bir yaptırım olmuyor. Bu konuda fikriniz nedir, ne düşünüyorsunuz? Zaten aile kurumunu yıpratma, aile kurumunu dağıtma hani çok yönlü, sistematik bir çalışma şeklinde kendini gösteriyor. Evet. Buna tabii işin TV boyutu da var, sosyal medya boyutu da var. Hani TV boyutu gerçekten de aileleri bence en çok tahrip eden, hı hı, noktalardan biri. Özellikle gündüz kuşağı programları, tabii sadece gündüz kuşağı programları ile sınırlandırmak da istemiyorum. Buna diziler, çünkü bizim kültürümüzle, bizim yapımızla uyuşmayan, değerlerimizle uyuşmayan diziler, sinema filmleri, yani çok yönlü. Ama özellikle gündüz kuşağı programları artık hani öyle bir hale geldi ki aile içerisinde en olmadık davranışlar, en mahrem konular gayet normalmiş gibi yansıtılıyor ve anlatılıyor. Sanki gündüz kuşağı programını sunan insanlar hakim, yargıç ve oraya giden insanlar da onları işte yargılasınlar veya bulsunlar, suçluyu bulsun, suçsuzu bulsun, kimse her neyse bunu çıkarma peşindeler. İşte bu çok yanlış bir yaklaşım. Şimdi aile kurumunun içerisinde yaşanan mahremiyetler vardır. Bu mahrem konuların aile içerisinde kalması lazım, korunması lazım. Kaldı ki ben bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Aile de hani daha doğrusu toplumda çok ender rastlanan bazı konular, çok ender rastlanan bazı gayri ahlaki davranışlar sanki toplumun her tarafında çok yaygın varmış gibi bir izlenim verilerek TV ekranlarında saatlerce çarşaf çarşaf bütün detaylarıyla anlatılıyor. Evet. Bunu izleyen insanlar da hani ilk karşılaştıkları zaman aa diye bir hayretlerini dile getiriyorlar. İkinci bir defa karşılaştıkları zaman aa diyorlar. Üçüncü bir defa ha öyle mi diye, ondan sonra yavaş yavaş normal bir şeymiş gibi, evet, artık karşılanıyor. Bu da
Yani toplum içerisinde bu tür olayların yaygınlaşmasına neden oluyor. Evet. Normal görüyoruz. İzleyen zamanla hani böyle etrafında çevresinde gördüğü insanlar artık yadırgamıyor. Evet. Artık böyle tuhaf karşılamıyor. Hani normal bir şeymiş gibi görüyor. Fakat o TV programları bana göre ıslah edilmeli. Özellikle hanımlar, çalışmayan hanımlar, evde oturan hanımlar veya genç kızlarımız veya çocuklarımız saatlerce TV karşısında oturup zaman öldürüyorlar, izliyorlar. En azından bunları izlerken faydalı, kendilerine, ailelerine, topluma faydalı olabilecek şeyleri izleseler, evet, onlarla meşgul olsalar belki toplum daha sağlıklı, ruhsal yönden daha sağlıklı bir hale gelecektir. Fakat bu TV programlarının bu şekilde yayınlanmaya başlamasından sonra, hani yaygınlaştıktan sonra, bana göre toplumda bu tür olaylara daha çok rastlar hale geldik. Evet, daha çok görünür oldu, yaygınlaştı. İşte bu noktada gereken tedbirler alınmıyor. Belki hani bir az bir meblağ, cüzi bir şey, belki bir ceza uygulanıyor veya artık her neyse, fakat o yine kaldığı yerden programını yapmaya devam caydırıcı ediyor. Caydırıcı değil ki, devam caydırıcı, edebiliyor. Evet, caydırıcı hiçbir şey, hani bir yaptırım uygulanmıyor. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü eğer biz gerçekten de kendi bireylerimizin psikolojisini düşünüyorsak, eğer sağlıklı olmalarını istiyorsak, eğer bu tür programların yayınlanmaması lazım. Hem gündüz kuşağı programları, yani artık böyle insanı iğrendirecek bir derecede, hani ailecek oturup izleyebileceğiniz bir program yok. Evet. Bir dizi yok, bir film yok, bir sinema filmi yok. Çünkü neden? Sürekli hani böyle bizim dini değerlerimize aykırı programlar yapılıyor. Bu da tabii ki aile kurumuna da, bireyleri de, fertleri de çok büyük zararlar veriyor. Evet. Sadece TV'yi sordum ama bunun denetlemesinin içerisinde sosyal medya uygulamaları da girmesi gerekiyor. Yani tabii, orasının meşruymuş gibi, her şey mübahmış gibi, ahlaksızlık özgürlükmüş naraları atan insanların da bir yerde durması, o ahlaksızlığa bir sınır getirmesi gerektiğinin fikrindeyiz herhalde. Siz evet, de öyle evet, düşünüyorum. Evet, evet, kesinlikle. Yani devletin kesinlikle, bu her alanda elinin olması gerekiyor. Tabii ki sosyal medyada mutlaka o kısıtlamaları gidilmesi lazım. Çünkü çok yoğun bir sosyal medya kullanılmaya başlandı. Hı-hı. Özellikle pandemiden sonra çocuklar da evden hani uzaktan eğitimle sosyal medyayla tanıştılar, tanışmayan çocuklarda. Her evde bir internet var şu an, evet, ve dolayısıyla insanlar artık istedikleri her siteye bir tuşla maalesef ulaşabiliyorlar. Bu noktada hani bazı ülkelerde hani bazı kısıtlamalara gidildi. Hı hı. Ama bizde henüz bu yok. Umarım bu olur, çünkü hiç hani tasvip edilmeyecek, kabullenilmeyecek programlar ne yazık ki hani hem ahlaka, hem edebe, hem dine aykırı, hem insanları bedenen, ruhen yıpratan uygulamalar, programlar bu internet, sosyal medyada mevcut. Evet. Hani mümkün mertebe bana göre bunlara bir kısıtlama, bir denetleme getirilmesi lazım. Evet, yine bir düşünürün sözünü hatırlatmak babında olsun. Kendisi şöyle söylüyor: bir ülkenin ekonomisi çöktüğünde, yolları kötü olduğunda, hastaneleri kötü olduğunda çökmez. Bir ülkenin ahlakı çöktüğü zaman o, evet, ülke çöker. Ciddi anlamda bir uçurumun kenarındayız. Eğer birileri müdahale etmezse maalesef ki gelecek neslimiz hakkında endişelerimiz daha da artacak. Zaten endişeliyiz, zaten korkuyoruz. Bütün anne babalar, bence hani bilinçli anne babalar, evet, adına konuşalım. Bilinçli anne babalar rahat uyumuyorlar. Ve bunun artık anne babanın elinden, bireylerin, büyüklerin elinden çıktı.
Yani bir yaptırımla, bir hukuksal boyutla müdahale şart. Yine dediğiniz çocuklar bazı sosyal medyalarda hiç uygun olmayacak şeylere şahitlik edebiliyorlar. Hatta kendileri sırf daha çok puan, daha çok para, daha çok beğeni alabilmek için o hale girebiliyorlar. Evet. Yine aileler, ailece çekilen videolar. Orada çocukların mağdur olması, mahremiyetin hiçe sayılması, özgürlüğümüz kısıtlanıyor söylemleri aslında ahlaksızlık özgürlük değildir. Yani bu ahlaksızlığı evet, meşru göstermek kesinlikle, özgürlük değildir. Kesinlikle. Aksine özgürlüğü başka şeylerde aramalıyız. Yanlış yerlerde arandığını düşünüyorum açıkçası. Yani bu özgürlük kelimesinin altı boşaltıldığını ve yanlış mecralarda, yanlış alanlarda arandığını düşünüyorum. Evet. Çok fazla ahlaksızlık yaygınlaştı. Evet, derinden yaralanıyoruz ama bunun kamusal alanda da ciddi şekilde görülmesi ve yaygınlaştırılması içler acısı. Kamusal alan demek evet, tüm insanların işinin oraya emanet edilmesi, orada ciddi işlerin konuşulması, ciddi projelerin değerlendirilmesi gerekirken ahlaksızlıkla mücadelenin orada olması, ahlaksızlığın orada da artması ciddi bir sorun. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Buyurun. Ne yazık ki son zamanlarda özellikle biz buna çok fazla şahit olduk. Şimdi ne derler ona? Şu şenlikler adı altında. Evet, evet. Özellikle belediyelerin tertiplemiş olduğu veya izin vermiş olduğu yerlerde, parklarda, bahçelerde konserler düzenleniyor, eğlenceler tertip ediliyor ve oraya hani kızlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz doluşuyor. Yani elbette ki eğlenmek gençlerin de hakkı. Fakat helal dairesi çerçevesinde olmalı bu. Evet. Yani özellikle bir de bunun belediyelerin eliyle yapılması durumu daha vahim bir hale getiriyor. Evet. Hani ifsat projelerinin boyutlarını gösteriyor bize. Hı hı. Ki belediyelerde hani halka açık alanlarda, hı hı, yerlerde bu tür projelere, bu tür programlara imza atıp halkı yozlaştırma, gençleri ahlaksızlaştırma adı altında öncülük yapmaları artık gerçekten de tarifi imkansız şeyleri sürüklüyor bizi. Hani biz ne hale geldik? Nasıl bir yönetim eliyle, belediyelerin eliyle bir toplum yok edilmeye çalışılıyor? Evet. Hani ifsat programları hat safhada. Yani bu doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hiç ayrım gözetmeden ülkenin dört bir yanında bahar şenlikleri adı altında bunlar düzenlenince işte gençler hınca hınç doluşuyor. Ciddi meblağların ödendiği yani çok bu kadar mağduriyet yaşanırken. Bu kadar ülkemizde yaşanan bu ekonomik kriz. Evet. Hani halkın hani tabiri caizse yiyecek ekmek bulamadığı bir dönemi biz yaşarken, evet, bu tür programlara, ifsat programlarına bu böyle ciddi meblağların ödenmesi gerçekten de hayrete düşürüyor bizi. Evet. Bunların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bunlara bir son verilsin ki hani en azından hani aile kurumu korunsun, gençlerimiz muhafaza edilsin, buraya aktarılan bu kadar parayı, bu meblağı orada ifsada harcayacaklarına keşke hani ülkenin, devletin veya artık halkın kalkınmasına harcasalar, ihtiyaç sahiplerine verseler, ihtiyaç sahipleri bundan istifade etse. Ama ne yazık ki bu bir de dediğim gibi belediyelerin eliyle yapılmış olması durumu daha vahim bir hale evet, getiriyor. Son 1-2 dakikam var ama bu konuya sormadan da geçmek istemiyorum aslında. Programı bitirmek istemiyorum. 25 yıllık annelere emeklilik projeniz var. Yani böyle bir teklifiniz var. Aslında çok da desteklenmesi gereken, çok da kadınlarımızın, annelerimizin memnuniyetle karşılayabileceği bir destek. Bence çok fazla reklamı yapılmayan bir teklif evet, bu. Evet, kesinlikle. Bu konuda böyle birkaç cümleyle alınsak çok memnun olacağım. Buyurun. Şimdi annelik çok kutsal bir evet, meslektir. Şimdi ne
her ne kadar toplumda meslek olarak görülmese de şimdi diğer vesaire insanlar, meslek insanlar, çalışan insanlar çalışma saatleri bellidir. Hani veya hafta sonu tatili vardır, senelik izni vardır, emekliliği vardır. Ama annelik böyle bir şey değil. Evet. Annelik 7-24 durmadan dinlenmeden gecesini gündüzüne katarak çalışan, evi için fedakarlık yapan, hani ev hanımları gerçekten bunu ciddi manada hak ediyorlar. Hem bedensel hem zihinsel bir Bir yorgunluk ve asla mesai saati olmayan, tatili olmayan, emekliliği olmayan bir şey. Hani bundan dolayı bence en kutsal mesleklerden, en değerli mesleklerden bir tanesi budur. Ev hanımlarının bedelini, karşılığını bulunmayacağı tek meslektir. Onların yaptığı işe değer biçilemez. Evet. Paha biçilemez. Evet. Hak ettikleri değer eğer verilmezse bu hanımlara gerçekten de bu bizim için çok büyük bir kayıp olur. Evet. Çok büyük bir kayıptır. Hani ev hanımları, anneler iktisat konusunda gerçekten işlerini en güzel şekilde yapan insanlardır. Hı hı. Bundan dolayı biz diyoruz ki 25 yıl evli kalmış insanlara en azından bir emeklilik olsa bu hem aile kurumunun devamı, korunması için güzel bir teklif. Evet, hem de hanımın korunması, kadının korunması, kadının kendini güvende hissetmesi, daha çok böyle canla başla çalışabilmesi, ailesine daha çok böyle sevgiyle, şefkatle, merhametle yaklaşması manasına gelir bana göre. Evet. Tabii ki hani bu demek değildir. Biz çalışan hanımlara asla karşı değiliz. Bu yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Bunun altını çizmek istiyorum. Hı hı. Herkes tabii ki hani çalışmak istediği alanda elbette ki çalışmalı. Emeğinin karşılığını almalı. Ama ev hanımları da ama ev hanımları da evet, ev hanımları da hani bundan mahrum bırakılmamalı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Rabbim çalışmalarınızı bereketlendirsin. Kendi katını makbul eylesin inşallah. Amin, amin. Çok önemli hususlara değindik. Dileriz verimli olur. İzleyenlerimiz için de verimli ve bereketli olmuştur. Bol istifadeli olmuştur. Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür sizden ediyoruz. De ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet kıymetli Rehber TV izleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Sizleri emanetçilerin en güzeli olan Rahman'a emanet ediyoruz.